Hemen başlayalım. Merak ettiğiniz başlıkları konuşmaya, eee Faik yanıtları alacağız şimdi. Emekli başlığıyla başlayalım. Başlayalım çünkü herkes, çünkü, onu, evet, soruyor herkes bana. onu soruyor Herkes onu soruyor. <laughs> şimdi enflasyon oranının açıklanması kuşkusuz o açıklanacak rakamı etkileyecek. Evet. Bu arada geride baktığımız günlerde Alpara haber ortak yayını olmuştu. Sayın Bakan'a da bu, Doğru, bu soruldu. soruldu. Ee, ve dedi ki aslında asgari ücreti açıkladık. Emeklilerimiz de yine müjde verir gibi bir cümlesi vardı. Hak ettiklerini almalılar. Aynı. gibi bir cümle. Kurdu kurdu. Ne olacak? Ne zaman gelecek? Hangi evet. formüller konuşuluyor? Şimdi Sayın Bakan orada şunu da söyledi. Biz dedi engel olmayacağız hı hı. ve şunu da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak emekli zammını. Şöyle 3 Ocak çok önemli bir tarih aslında. Pazartesi günü inşallah kısmet olursa burada biz o saatlerde burada olacağız. Enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla hem yıllık enflasyonu öğreneceğiz. Hem de 6 aylık enflasyonu öğreneceğiz aralık enflasyonu ile birlikte. 6 aylık enflasyon emeklerin hem zamlarını belirleyecek hem de memurun ve memur emeklerin farkını belirleyecek. Hı. Ama e, bu 3 Ocak'ta açıklanacak o zam oranına göre bir ilave zam hesabı yapılacak. O yüzden de 3 Ocak çok önemli bir gün aslında. E, kısmet olsa dediğim gibi burada evet. oluruz. E, o gün bir başka toplantı daha var. Yine e, kısmet olursa ben oraya da e, katılacağım. Sayın Cumhurbaşkanı saat 11'de de ihracat rakamlarını açıklayacak. Şöyle bir beklentim var. hani Bu benim sadece kişisel beklentim. Acaba emekli zamlandı orada açıklar mı diye. Ee, ama öncelikle orada çok ciddi bir rekor e, ihracat rakamı duyacağız saat 11'de. Ama saat 10'da biz o oranları öğreneceğiz. Şimdi o oranın ne önemi var diyeceksin. Az önce söylediğim gibi o oran aslında normal zammı belirlerken bundan sonra yapılacak ilave zammında ölçüsünü ortaya koyacak. Formüller var çalışılıyor hemen bakalım. Bir kere 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi ve yıllık enflasyona eşitlenmesi. İşte söylediğim o. Şimdi 6 aylık enflasyonu az çok tahmin edebiliyoruz. E, ne çıkar? 14-15 civarında bir şey çıkacak diye bekliyoruz. Ama yıllık enflasyon atıyorum %25 çıktıysa o aradaki 10 puanlık farkın refah payı olarak eklenmesi bir formül bu. Yıllık kümülatif artışın %40'a kadar tamamlanması bu da. Temmuz'da buçuk yapılmıştı biliyorsun. Hı hı. Bunun üstüne işte %29 daha bir zam yapılarak yani böylece emeklilerin zammının %29 olabileceğini evet. de söylemiş oluyorum. Eee toplamda %40'a kümülatif olarak ulaştırılması bir formülde bu. Devam, Devam edelim edici. seyyanen çünkü artış çok konuşuluyor. 6 aylık enflasyona ilaveten seyyanen artış. Şimdi burada şöyle bir formül e, işliyor. Şimdi 6 aylık enflasyon dediğim gibi 3 Ocak'ta tabii evet. inşallah birlikte konuşuruz. Yüzde 14-15 çıktı diyelim. O zam yapılacak. E, ama üstüne bir de seyyanen artış. E, bu da biraz asgari ücrete yapılan zamla birlikte hareket edileceği yönünde bilgiler Hı. geliyor. Şöyle asgari ücret bugün 2825 lira diyelim. Evet. E, demeyelim de öyle zaten. E, şimdi en düşük emekli maaşı da aşağı yukarı 1600-1700 lira. Yani arada... İşte 1200 1300 liralık bir fark var baktığın zaman hani rakam olarak. E şimdi asgari ücret 4253 lira oldu. Bu aradaki farkın korunduğu düşünülürse taban maaşın 3000 3500 liraya çıkması söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada en düşük maaştan başlayarak bir seyyanen artış yapılırsa taban maaşın oraya getirilirse daha sonra işte şu maddeye geçmiş olalım, kademeli artış ve taban maaşın yükseltilmesi. Orada işte taban maaşın 3.000-3.500 lira gibi bir rakama geldiği düşünülürse, ondan sonra kademeli olarak artışların yapılması. Yani yüksek alana daha az, az alana daha az, daha çok gibi. Tabii bunlar formül, yani bunlar olacak diye de söylemiyorum ama bunların üstüne çalışılıyor. Ama her şeyi 3 Ocak'taki o enflasyon rakamı, belirleyecek. Bunlar SSK ve Bağkur emekleri emeklileri içindi. Onlar zaten 6 aylık zam alıyorlardı. Memur ve memur emeklileri içinde de farklı bir işleyiş evet. gidiyor. Onunla ilgili var mı arkadaşlar? Şeymişsen var. Şimdi var. Zamın yıllık enflasyona tamamlanması. Bu şimdi şöyle. Zaten memur emeklileri %5 zam alacaklar toplu sözleşme dolayısıyla. Artı dediğim gibi %14-15'lik bir enflasyon çıkarsa da oradan da 11-12 puanlık bir fark gelecek 3 puan düşürülüyor. Hı hı. dolayısıyla 17 16 17 olacak onların da zammı. Onun da yıllık enflasyona yani %25 diyelim oraya işte 8 puanla tamamlanması bir formül. Seyyanen zam yapılması. Ne demek ki... seyyanen zam? Seyyanen yani para olarak oran olarak değil de mesela sizin maaşınız 2000 lira, 3000 lira yaptığımız zaman size 1000 liralık seyyanen bir zam yapılmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir zam da söz konusu olabilir. Tabii bunlar memurlarla birlikte hareket ettikleri için memur emekleri toplu sözleşmeye giriyorlar. Oradaki ek protokol bunları etkileyecek. Bir de tabii bu memurlar içinde de Ankara'da çok konuşulmaya başladı. İlk kez de biz burada bu stüdyoda bunu dillendirmiştik hatırlarsanız. Sonra Ankara'da konuşuluyor. E, Temmuz'da yapılacak %7'lik zammın öne çekilerek e, Ocak zammının 5 artı 7 %12 olarak açıklanması artı enflasyon farkı. E, dolayısıyla orada da 11 puanlık bir enflasyon farkı gelirse e, yani işte yüzde 39, 40'a yakın bir zam olmuş olacak. Peki sizin uzun uzadıya konuştuğumuz o asgari ücret başlığı Heh, sonrasında neler, neler değişti bunu da konuşalım. Şimdi asgari ücret tabii çok konuşuluyor. Herkes asgari ücreti konuşuyor. Çünkü e, Ocak'la birlikte o, e, gündeme gelecek ve yürürlüğe girecek. Hem bürüt 5.400 liralık asgari ücret artık her şeyi etkileyecek birazdan onların rakamlarını da verelim. Hem de net rakam artık insanların hesabına yatırılacak. Peşin alan varsa peşin alacak yoksa 1 Şubat'ta parasını alacak. Artık vergisiz bir asgari ücretimiz var. Dolayısıyla bu vergisiz asgari ücret bütün maaşlardaki asgari ücret olan kadar kısımda da uygulanacak. İşte AGI soruluyor orada. Aslında AGI şuydu. Verginin ödediğimiz verginin bir kısmının iade edilmesiydi. Hı hı. Şimdi tamamını bize iade ediyorlar. Bu da ne? Üç çocukluğu, eşi çalışmayan birisine o verginin tamamı iade ediliyordu. İşte Bugünkü asgari ücretten hesaplarsanız 638 lira. Şimdi o herkese iade edilmiş oldu. Dolayısıyla AGI kalktı mı? AGI var mı? AGI bu şekilde e, verginin tamamının kaldırılmasıyla da iade edilmiş oldu çalışanlara. Şimdi asgari ücret e, bildiğimiz gibi 4.250 lira 40 kuruş. İşsizlik maaşını oldu 1986 ile 3.972 lira arasında en en düşük en yüksek hı hı. olacak. Şimdi şunu soruyor, ben şu anda işsizlik maaşı alıyorum. Ocakta işsizlik maaşı bırakama gelince benim işsizlik maaşım artacak mı diye. E, herkesinki artmayacak. Çok yüksek maaşılara e, en yüksek seviyeden yani 80 oranında işsizlik maaşı verildiği için on. Onların e, aradaki fark onlara ödenebilecek ama herkesin işsizlik maaşı artmayacak. Yeni işsizler için bu rakamlar geçerli. Stajyerlere verilen ücretler asgari ücrete göre belirleniyor. 1417 lira alacak artık stajyer arkadaşlar. Bunlar mesleki eğitim alan stajyerlerden bahsediyoruz. Zorunlu stajyerden devam ederim. Onların sigortaları da yapılıyor. bu arada bir pardon, askeri ücretli rapor parası da var arada. Bir şey daha sorayım arada. Bunu anlatırken çok soru geliyor. Engelli vatandaşlarımızdan evet. o konuyla ilgili bir değişiklik, yenilik var mı diye. Şimdi engellilere bir engelli maaşı veriliyor. Evet. İki engelliye bakan yakınına da bir maaş veriliyor. Evet. Bu maaşlarda asgari ücretle değil Bunlar memura yapılacak zamla belirleniyor. O yüzden onların da zamları 3 Ocak'ta ortaya çıkacak. Memura ne kadar zam yapılmışsa onların maaşları da artacak. Ama orada bir asgari ücretin bir etkisi var. 65 Hı. yaşla ilgili de var. Asgari ücret arttığı için oradaki gelir kriteri de yükselmiş oldu. Dolayısıyla daha çok insan yani mesela geçen sene 800 liraya 800 lira kadar geliri olanlar işte 65 yaş aylığı alırken bu sene 1400 lira olanlar alacak gibi Dolayısıyla daha çok insan yararlanacak ondan. Bu da rapor parası. Bu evet. e, rapor parası sadece hastalananlar için geçerli değil. Biliyorsun analık izinlerinde evet. de doğum yapan anne çalışanlar için de geçerli. Ayakta tedavide 111 lira, yatarak tedavi 83 lira olacak. Günlük e, rapor parası bunlar. Anneler 112 gün rapor parası alıyor. Onu da bir gün konuşalım. Asgari ücretlinin e, kıdem tazminatı. 5004 lira çıkmış olacak. Yani Aralık ayında işten çıkan bir asgari ücretliye her yıl için 3577 lira ödenirken Ocak'ta 5004 lira. Şimdi tavan tutar var. Bu tavan tutarı tabii biz 16.2'den hesapladık ama ek zammı bunun üstüne koymadık. Aynı o engellerin maaşında olduğu gibi asgari ücretin şey kıdem tazminatının tavanı memur maaş kas sayısıyla belirleniyor. Yani memura yapılan zam bunu da arttırıyor. 16.2 bile olsa 9.626 liraya çıkacak e, kıdem tazminatının tavanı. Asgari ücretin böyle etkileri var zaman zaman konuşuyoruz daha da konuşacağız. Peki fenomenlerle ilgili başlığı evet. da verelim. O başlık gelirken de aslında şu son dönemde konuştuğumuz işte e, doların TL mevduata dönüştürülmesi atılan evet. adımlar. Şimdi altın hesapları ile ilgili Doğru. de yeni bilgiler var. Onu da sormuş olayım. Bir diğer yandan da sonra Altını fenomenleri anlatayım konuşalım. istersen evet. Çünkü altınla ilgili de müjdeyi vermişti zaten senin Cumhurbaşkanı. Evet. Yani altınla ilgili de yeni e, ürünler gelecek diye. Zaten mevcut uygulanan bir ürün var altında. Onun bir geliştirilmesi de söz konusu. Birincisi Hı -hı. O, onu söyleyeyim. Yani nedir bu mevcut ürün? Belli e, kuyumcular var. Siz o belli kuyumculara gidip fiziksel altınınızı verdiğiniz zaman Hı -hı. aynı banka gibi o sizin hesabınıza yatırılıyor. O uygulama devam ediyor. Onu geliştirecekler. Ama bu yeni uygulama, bu, bu son dakika gelişmesi aynı. Senin bir döviz hesabınız var. Bozduruyorsunuz ve TL'ye geçtiğiniz hı hı. zaman dövizdeki kaybınızı Merkez Bankası karşılıyor da biliyorsun. Bir kereye mahsustu sonra bir kereye mahsus olmadığı söylendi. Şimdi aynı sistem altın için geçerli olacak. Altın hesabınız var. Altın hesabınızı bozdurup TL mevduata geçerseniz 3, 6, 10, 9 ve 12 aylık vadelerle... ...isterseniz faiz, isterseniz katılım bankalarından kar payıyla diyor ki Merkez Bankası... ...altından bir kaybınız olursa ben size buradaki kazancınızın üstünü vereceğim. Yani şunu diyor, altından daha çok kazanırsan onu vereceğim, e, mevduattan kazanırsan onu vereceğim. Burada da, e, orada uygulanacak faiz oranı da politika evet. faizinin ki şu anda %14 geçemeyecek. E, dediğim gibi bu altını bozdurup Türk lirasına geçenlere Merkez Bankası'ndan da bir destek gelmiş oldu... Fenomen diyorsun sen ama evet. fenomen olmasına gerek yok. Ee, i̇çerik üretmesi evet. yeterli. Toplaca bir anlatalım. Ne olacak, evet. ne değişecek? Şimdi bu e, fenomen diyelim biz de onlara <laughs> ama e, internetten içerik üretiyor bunlar. Evet. Bir şey satmıyor bakın. internette içerik, içerik üretiyor. Yani video yayınlayıp para kazanıyorlar hı -hı, işte bunlar. Hı. E, onlar şu anda gelir vergisine tabiler. beyanname vermek zorundalar bir şirket gibi Gelir vergisi ödemek zorundalar ki o gelir vergisi oranları da bilimlere evet. baktığın zaman yüzde 15 ile 40 arasında değişiyor. 1 Ocak'tan itibaren hemen değiştirelim. 1 Ocak'tan itibaren bunların sistemi değişiyor. Bunların işleri kolaylaşıyor. Ne yapacaklar? 880 bin liraya kadar istisna geldi bunlara. Gelir vergisi ödemeyecekler. 880 bin liraya kadar. Ne ödeyecekler? Yüzde 15 stopaj ödeyip devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar. Beyanname de... Zorunlu hı hı. değil. İşleri kolaylaştı. Ne yapacaklar? Türkiye'de yerleşik bir bankada hesap açacaklar ve o hesaba kazançları yatırılacak. Bankada onlar adına %15 stopajı devlete ödeyecek. Hı hı. İçerik üretenler, internette bir şey satanlar değil. Bu satanlarda bizim annelerimiz. Nedir işte el işi yapıyor, evet. şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunları satıyorsa onlardan da vergi alınmıyor. Bu bu ayrı bir şey. İkisi karışmasın da ikisini birden anlatmak istedim. Hı hı. İşçi çalıştırmayacak. Evde üretilen ürünleri satacak işte incik, boncuk, evet. ne bileyim mantı vesaire görüyorum internette. İş yeri açmadan satış yapacak. Gelir vergisi mükellefi olmayacak yani bir şirketi olmayacak. Hı hı. İnternet satış tutarının 60.048.2 bu da 12 aylık asgari ücret kadar o kadarlık kısımdan vergi ödemeyecek esnaf muafiyet belgesi de alacak bunlar. Peki bu da önemli. Bunlar, bunlar el işi yapıp satanlar diğerleri video çekip para kazananlar. Belki evet. ikisinin ayrımı da önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. E, Faruk Erdem'i uğurlayıp hemen devam edelim.